Herkese merhaba, ben Ahmet Emre. Bu videoda Android piyasasının yeni kralı Huawei P40 Pro'yu inceleyeceğim. Huawei'in yeni amiral gemisi modeli P40 Pro geçtiğimiz ay ülkemize satışa sunuldu. Ben de bu telefon için zaten bir kutu açılış videosu yayınlamıştım. Bu videoda da bir aylık test sonucunda elde ettiğim bütün deneyimleri sizlerle paylaşacağım. Öncelikle incelemeye geçmeden bu telefonun fiyatından bahsedeyim arkadaşlar. Şu anda bu elimde görmüş olduğunuz P40 Pro modelinin 12 bin liralık bir Türkiye satış fiyatı var arkadaşlar. Fiyatından da anlayacağınız gibi şu anda bu telefon zirveye oynuyor. Rakiplerine göre artıları, eksileri neler? Bu videoda aslında onlardan da bahsetmiş olacağım arkadaşlar. Bu telefonu satın alırsanız yanında Huawei'in kablosuz kulaklığı FreeBuds 3 de hediye olarak geliyor. Detaylı özelliklerine bakmak ve satın almak isterseniz de açıklama kısmına linkini eklerim arkadaşlar. Şimdi telefonun incelemesine ilk olarak yazılım tarafından başlamak istiyorum. Normalde telefonunu incelerken önce tasarım, donanım, kamera gibi ilerliyordum ama bu telefon öncelikle yazılımdan bahsedeceğim. Çünkü bu cihazla ilgili en çok merak edilen konu içerisindeki yazılım. Cihazda bildiğiniz gibi Google servisleri bulunmuyor. Bunun yerine alternatif olarak Huawei'nin kendi servisleri bulunuyor. Zaten geçtiğimiz dönemlerde satışa çıkan Huawei Mate 30 Pro cihazında da yine bu servisleri görmüştük. P40 Pro'da da yine aynı şekilde Google servisleri yerine Huawei'nin servisleri kullanılmış. Cihaz Android 10 işletim sistemiyle geliyor. Bu arada o konuda da bir yanlış anlaşılma var. Google ile Android tamamen bağımsız şeyler arkadaşlar. Android tamamen açık kaynak kodlu bir yazılım ve Google'la hiçbir bağlantısı yok. Bu yüzden bu telefonun içerisinde de Android işletim sistemi var ve uygulama mağazası olarak Huawei'in App Gallery'sini görüyoruz. App Gallery şu anda dünyadaki en büyük 3. uygulama mağazası olarak geçiyor. İlk 2'de bildiğiniz gibi Google Play Store ve App Store bulunuyor. App Gallery ise şu anda 3. sırada. Huawei App Gallery tarafına çok büyük yatırımlar yapıyor. Yani bu uygulama mağazasını şu anda geliştirmeye devam ediyor. Bu telefonda kullanacağınız uygulamaları App Gallery üzerinden indiriyorsunuz. Türkçe olarak da kullandığımız birçok uygulama şu anda App Gallery'de var. Ama App Gallery'nin eksikleri de var. Bu yüzden uygulama indirmek için sadece App Gallery'yi kullanmayacağız. Birkaç farklı yol daha var. Bunlardan sizlere bahsedeceğim. Ben bu telefonu bir aydır kullanıyorum dedim. Uygulamaları nasıl yükledim? Hangi uygulamaları yükleyebildim? Yükleyemediğim veya eksikliğini hissettiğim bir uygulama var mı? Bunlardan şimdi sizlere bahsedeceğim ama öncesinde şöyle bir hatırlatma yapayım. Eğer benim geçtiğimiz haftalarda yayınladığım Huawei P40 Lite inceleme videomu izlediyseniz aynı konulardan o videoda da bahsetmiştim. Yani eğer o videoyu izlediyseniz yazılım tarafında aynı konulardan bahsedeceğim. Bu yazılım kısmını atlayabilirsiniz. Ama eğer o videoyu izlemediyseniz şimdi bu telefonla ilgili yaşadığım deneyimden sizlere bahsedeceğim. Şimdi bu telefon bana ilk geldiği zaman Phone Clone uygulamasıyla önceki telefonumdaki bütün verilerimi yeni telefona aktarabildim. Bundan önce de Android olarak Huawei Mate 30 Pro kullanıyordum ve P40 Pro'ya geçtiğim zaman da Mate 30 Pro'daki bütün verilerimi ve bütün uygulamaları kolayca P40 Pro'ya aktarabildim. Phone Clone uygulaması ile ilgili zaten detaylı bir video daha önce kanalımda yapmıştım. O videoyu da izlemek isterseniz sağ üstteki kartlardan ulaşabilirsiniz. Bu Phone Clone sayesinde önceki telefonunuzdaki bütün verileri yeni Huawei telefona aktarabiliyorsunuz. Onun dışında diğer uygulamaları yüklemek için de birkaç farklı alternatif yol bulunuyor. Zaten App Gallery'de günlük hayatta kullandığımız bankacılık uygulamaları, operatör uygulamaları, yemek servisleri, alışveriş uygulamaları falan aradığımız birçok uygulama bulunuyor. App Gallery'de bulunmayan uygulamaları da telefona APK olarak yüklemek durumundayız. Ama bu konuda da Huawei bizlere çok büyük bir kolaylık sağlamış. Kendi internet tarayıcısının içine App Search isimli bir kısa yol eklemiş. Bu App Search'ten yine önceki videolarımda da bahsetmiştim. Bu App Search kısa yoluna girdiğimiz zaman aradığımız neredeyse bütün uygulamaların APK dosyalarına ulaşabiliyoruz. Yani internetten en güncel sürümü araştırıp bulmanıza gerek yok. Zaten Huawei bu bütün APK dosyalarını bizlere sunuyor. Ve bu sayede de başka hiçbir internet sitesiyle vesaire uğraşmak durumunda kalmıyorsunuz. Ve bu sayede telefonuma virüs bulaşır mı gibi sorunlar da ortadan kalkmış oluyor arkadaşlar. Bu App Search'ten birçok farklı uygulamayı bulabiliyorsunuz. Onun dışında App Gallery üzerinden indirebileceğiniz More Apps isimli bir uygulama bulunuyor. Bu uygulama üzerinden de sanki bir uygulama marketinden indiriyormuşsunuz gibi kolay bir şekilde APK dosyalarını indirip telefonunuza kurabiliyorsunuz. Yani dediğim gibi ben bu telefonda hiçbir uygulamayı kurma konusunda sıkıntı yaşamadım arkadaşlar. Benim bu telefonda eksikliğini hissettiğim bir şey var mı diye soracak olursanız ben bu telefonda Google servislerinin eksikliğini pek fazla hissetmedim. Şimdi benim zaten günlük hayatta kullandığım birkaç tane Google uygulaması var. Baktığımız zaman YouTube hariç bütün Google uygulamalarının zaten alternatifi bulunuyor. Mesela önceki telefonumda ben Google Chrome kullanıyordum. Burada Huawei'in kendi tarayıcısını kullanıyorum. Daha önce Google Maps kullanıyordum. Bu telefonda Yandex navigasyon bulunuyor. Ayrıca App Gallery'nin içerisinde
Here We Go isimli bir navigasyon uygulaması var ve benim bugüne kadar denediğim en başarılı navigasyon uygulaması diyebilirim. Şu anda navigasyon tarafında da onu kullanıyorum. Mail için daha önce Gmail kullanıyordum ama Gmail uygulaması çok da gerekli bir şey değil. Bu telefondaki e-posta uygulamasından yine Gmail'ime giriş yapabiliyorum. Bu yüzden YouTube hariç bütün Google uygulamalarının alternatifi bulunuyor diyebilirim. Tek sıkıntı şu anda bu videoyu izlediğiniz platform olan YouTube. YouTube için de farklı çözümler bulunuyor. Bu arada bahsetmedim ama bu telefonu eğer yüklemek isterseniz Google Play servislerini yüklemenin farklı yolları bulunuyor. Ben bu telefonu Google Play servislerini kurmadım, ihtiyaç duymadım. Ama siz eğer Google Play servislerini kurmak istiyorsanız da internette biraz araştırma yaparak nasıl kurulacağıyla ilgili bilgiye de ulaşabilirsiniz. Ben o Play servislerini kurmadan YouTube'u bu telefonda kullanabiliyorum. Bunun için üçüncü parti bir uygulama var. Biraz önce MoreApps'ten bahsetmiştim. MoreApps uygulaması içerisinde YouTube Vanced isimli bir uygulama var arkadaşlar. Bu uygulamayı indirdiğiniz zaman YouTube'un oturum açma haricindeki bütün işlevlerini sıkıntısız bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ve bu YouTube Vanced bu arada reklamsız arkadaşlar. Normalde diğer Android telefonlarda bu uygulamayı pek tavsiye etmiyoruz. Çünkü reklamsız YouTube biraz da aslında emek hırsızlığına giriyor. Ama bu telefonda YouTube'u kullanmak isterseniz YouTube Vanced'la birlikte rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Eğer oturum açmak isterseniz de tarayıcı üzerinden YouTube'a girip sıkıntısız bir şekilde oturumunuzu da kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Benim bu telefonun yazılım tarafıyla ilgili bütün deneyimlerim bu şekilde. Sizin bu konular haricinde bana sormak istediğiniz sorular varsa yorum kısmında sorabilirsiniz. Tüm sorularınızı cevaplamaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi artık telefonun yazılımından uzun uzun bahsettiğimize göre tasarımla birlikte normal incelemeye devam edebiliriz. Cihazın dışına baktığımızda arka kapağı cam, yan çerçeveleri ise alüminyum malzemeden yapılmış. Arka tarafta sol üstte bayağı büyük bir kamera bölümü görüyoruz. Bu kamera bölümünde birazcık çıkıntı bulunuyor. Bunun da sebebi telefondaki kamera sensörlerinin büyük boyutta olması. Artık telefonlardan iyi bir kamera performansı bekliyorsak bu kamera çıkıntısına da katlanmak durumundayız. Çünkü iyi bir kameranın sensörü büyük oluyor ve bu sebeple de dışarıya doğru birazcık çıkıntı yapıyor. Bu telefonu kılıfsız kullanırsanız şöyle masaya bıraktığınız zaman birazcık sallanıyor. Ama eğer kılıfı takarsanız bu kamera çıkıntısını büyük ölçüde önleyebilirsiniz. Telefonun kutusunun içerisinden de zaten bir kılıf çıkıyor arkadaşlar. O kılıfla birlikte bu telefonu kullanabilirsiniz. Bu kamera bölümünde dörtlü Leica kamera kurulumunu görüyoruz. Kameranın detaylarına videonun ilerleyen kısmına değineceğim. Eğer bu telefonun sadece kamerasını merak ediyorsanız şu anda ekrana kamera bölümünün dakikasını yazacağım. Direkt olarak incelemenin kamera bölümüne oradan ulaşabilirsiniz. Ben şimdi tasarım özelliklerine devam edeceğim. Arka tarafına baktığımızda bendeki renk gri model Silver Frost olarak geçiyor. Yani gümüş renginde ve bu rengin çok şık durduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Diğer renkler de güzel ama modeller arasında benim favori rengimin bu olduğunu söyleyebilirim. Malzeme kalitesi çok başarılı. Telefonun hissiyatı çok iyi. Yani kılıfsız kullanmak çok zevkli gerçekten. Ama bir süre kılıfsız kullandıktan sonra yani hevesinizi aldıktan sonra kılıf takmanızı öneririm. Çünkü telefonlar her ne kadar sağlam olsa da bir düşme durumunda telefona hasar gelme riski bulunuyor. Ve 12 bin lira verdiğimiz bir telefonun başına bir şey gelmesini istemezsiniz diye düşünüyorum. Bu yüzden kılıfla kullanmanızı da öneririm. Ama bu tamamen size kalmış arkadaşlar. Şimdi ön tarafına baktığımızda ise 6.58 inçlik kocaman bir ekranı bulunuyor. Bu ekran 1200x2640 piksel yani 1080p'den daha yüksek bir çözünürlüğe sahip AMOLED bir ekran. Yanları Edge ekran dediğimiz kavisli tasarımla geliyor. Bundan bir önceki model olan Mate 30 Pro'da Huawei kavis işini bayağı abartmıştı. Telefonun ekranı yanlara doğru çok fazla kırılıyordu. Hatta bu kavisi verebilmek için telefondaki ses tuşlarını kaldırmışlardı arkadaşlar. Mate 30 Pro'daki bu ekran görüntü olarak çok güzel duruyordu. Ama deneyim tarafında ses tuşlarının kaldırılması çok da iyi olmamıştı. Bu telefonda ise tekrardan ses tuşlarını görüyoruz. Ekran kavisi de Mate 30 Pro'ya göre birazcık azaltılmış. Bence bu haliyle kullanım açısından daha başarılı olmuş. Ekranın özelliklerine baktığımızda 90 Hz'lik bir ekran yenileme hızı bulunuyor. Son dönem amiral gemilerinin neredeyse hepsinde 90 veya 120 Hz'lik ekranları görüyoruz. Bu cihazdaki ekran da bu yönden gerçekten çok güzel bir deneyim sunuyor. Eğer bundan önceki telefonunuzun ekranı 60 Hz ise bu 90 Hz'lik bir telefona geçtiğiniz zaman aradaki farkı çok net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Ve günlük hayatta bu gayet fark edilir düzeyde. Yani ben bu telefonun ekranını genel olarak çok başarılı buldum arkadaşlar. Ekranın tasarımına baktığımızda sol üstte iki tane ön kamera bulunuyor. Bunlardan bir tanesi normal 32 megapiksellik ön kamera sensörü. Diğeri de 3D ToF sensör yani 3 boyutlu bir sensör. Hem
portre fotoğraflar çekerken kullanılıyor. Hem de yüz tanıma kilidini daha güvenli bir hale getiriyor. Aynı zamanda ekranın üzerinde bir de parmak izi okuyucu bulunuyor. Parmak izi okuyucunun hızı önceki modele göre iyileştirilmiş arkadaşlar. Ben önceki modelleri kullandığım için buradaki hız artışında gayet fark ettim. Onun dışında bir de yüz tanıma kilidi bulunuyor. Bu yüz tanıma da yine gayet hızlı bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Telefonun ön tarafında bir ahize bulunmuyor arkadaşlar. Telefon konuşmaları sırasında ses titreşim yoluyla ekran üzerinden size aktarılıyor. P30 Pro modelinde de yine böyleydi. Deneyim tarafında bunu pek fazla fark etmiyorsunuz. Çünkü ekran üzerinden iletilen bu ses gayet yeterli. Yani telefon konuşmaları sırasında bunun eksikliğini hissetmiyorsunuz. Ahizenin olmamasının tek bir eksi yönü var arkadaşlar. Bu da bu telefondaki hoparlör. Telefonda mono bir hoparlör bulunuyor. Gönül isterdi ki stereo hoparlör bulunsun ama maalesef bulunmuyor. Alt tarafta tek bir hoparlörümüz var. Stereo olmamasına rağmen bu hoparlörün de ses seviyesinin gayet yüksek ve kaliteli olduğunu da söyleyebilirim arkadaşlar. Benim tasarımda bahsedebileceğim bütün detaylar bu şekilde arkadaşlar. Şimdi gelelim bu telefonun donanım tarafına. İçerisinde daha önce Mate 30 Pro modelinde de gördüğümüz Kirin 990 işlemcisi bulunuyor. Ve bu işlemcinin 5G versiyonu bu telefonda bulunuyor. Yani bu telefonda 5G desteği de var arkadaşlar. Şu anda çok yaygın olarak kullanılmasa da ileride 5G yaygınlaşmaya başladığı zaman bu telefon yeni teknolojilerden geri kalmamış olacak. Cihazın RAM'i ise 8 GB arkadaşlar. Telefonun performansı bayağı üst düzey. Zaten bu Kirin 990 piyasadaki en iyi işlemcilerden bir tanesi. Performans testlerine baktığımız zaman Snapdragon 865'in birazcık gerisinde kalıyor. Ama bu günlük kullanımda kesinlikle fark edeceğiniz bir detay değil arkadaşlar. Çünkü bir akıllı telefonda yapmak isteyeceğiniz her şeyi bu telefonda çok rahatlıkla yapabiliyorsunuz. İşlemcisi gerçekten çok güçlü. Ben bu telefonun performansını PUBG Mobile oynayarak test ettim. Bu arada PUBG Mobile app galeride bulunmuyor. Ama PUBG Mobile'in resmi internet sitesi üzerinden APK dosyasını indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani PUBG'yi indirmek için bir uygulama mağazasına ihtiyacınız yok. Ben de bu yolla telefona PUBG Mobile'i kurdum ve gayet sıkıntısız bir şekilde oynayabildim. PUBG'nin grafiklerini HDR ve Ultra ayarlara aldım. Yani en yükseğe aldım ve hiçbir sıkıntı yaşamadan oyunu oynayabildim. Kirin 990 işlemcisi sayesinde bu telefonla hani en yüksek ayarlara bile alsanız istediğiniz oyunu gayet akıcı bir şekilde oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Oyun performansı gerçekten çok başarılı. Bu arada en çok oynanan oyun olduğu için ben her incelememde PUBG Mobile testini yapıyorum ama diğer oyunları da yine App Gallery üzerinden bulabilirsiniz. App Gallery'de olmayanları da işte More Apps veya App Search'ten APK olarak indirip kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Performans tarafı da bu şekilde. Cihazın bataryasına baktığımız zaman içerisinde 4200 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Bu bataryanın performansı da gayet başarılı. Bu arada bu telefonun ekranı 90 Hz olduğu için güç tüketimi 60 Hz'lik ekranlara göre tabii ki birazcık daha fazla ama buna rağmen telefonun pili gayet iyi bir şekilde gidiyor. Bu telefonun bazı rakiplerinde 120 Hz'lik ekran bulunuyor. Bu cihazın da pil ömrünü biraz daha arttırabilmek için 120 yerine 90 Hz'lik bir ekran tercih edilmiş. Şarj özelliklerine baktığımız zamansa kutusunun içerisinden Huawei'nin klasik süper şarj adaptörü çıkıyor. 40 Watt gücünde bu telefonu hızlı şarj edebiliyorsunuz arkadaşlar. Batarya tarafından bahsedebileceklerim bunlar. Şimdi geldik bu telefonun en iddialı olduğu noktaya, kamerasına. Arka tarafa baktığımızda her zamanki gibi Leica imzalı 4 tane kamera görüyoruz. Hepsinin ayrı ayrı özellikleri bulunuyor. Ana kamera 50 megapiksel çözünürlüğünde f1.9 diyafram açısına sahip bir sensör. İkinci kamera ultra geniş açı kamerası ve bu kamerada 40 megapiksel çözünürlüğünde. Bu lensle hem fotoğraf hem de video tarafında güzel işler yapabiliyorsunuz. Huawei Mate 30 Pro cihazıyla birlikte geniş açı kameralarında bir değişikliğe gitti. Bundan önceki modellerde yanlış hatırlamıyorsam 12 veya 16 megapiksellik geniş açı kameraları vardı. İşte Mate 20 Pro, P30 Pro gibi modellerde. Yaklaşık 120 derecelik açıyla fotoğraflar çekmenize imkan sağlıyordu. Ama Mate 30 Pro modeliyle birlikte Huawei şöyle bir değişikliğe gitti. Geniş açı kamerasının açısı bir tık daha daraldı ama çözünürlüğü daha yüksek hale geldi ve artık geniş açıyla daha iyi çekimler yapabiliyorsunuz. Şimdi baktığımız zaman bütün telefon modellerinde ana kameralar genelde kaliteli olur. Geniş açıyı aldığımız zaman hani daha farklı bir açı olur ama kalite daha da düşer. Yani istediğiniz açıyı yakalasanız bile fotoğrafın çözünürlüğü o kadar iyi olmaz. Huawei de burada bir değişikliğe giderek geniş açı kameranın çözünürlüğünü 40 megapiksele çıkartmış ve bu kamerayla birlikte video tarafında çok başarılı işler yapabiliyorsunuz. Ayrıca yine fotoğraf tarafında da çok kaliteli fotoğraflar çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Geniş açı kameramız da bu şekilde. Üçüncü kameraya baktığımız zaman 12 megapiksel çözünürlüğünde bir telefoto lens
lensi aynı zamanda periskop lens olarak da adlandırılıyor. 5 kat optik zoom yapmanızı sağlıyor. Bu lens sayesinde 50x'e kadar dijital zoom da yapabiliyorsunuz. Bu 50x olayı hayatımıza P30 Pro ile girmişti ve ilk geldiği zaman bayağı bir olay olmuştu. Hatta ben de P30 Pro'nun zoom performansını test ettiğim bir video yapmıştım. Bu telefon için de fırsatım olursa sadece zoom performansına özel bir video yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi P30 Pro'da 50x zoom vardı. Bu telefonda da 50x zoom var. Ve ben bu telefon elime geçmeden önce yani P30 Pro ile zoom performansların aynı olacağını düşünüyordum. Ama zoom tarafında da çok büyük geliştirmeler yapılmış arkadaşlar. Bunu bayağı bir test ettim ve en çok farkı da ay fotoğraflarında gördüm. Artık orada yapay zeka mı devreye giriyor, başka bir şey mi oluyor bilmiyorum ama bu telefonla mükemmel ay fotoğrafları çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde dolunay vardı ve ben 50x zoom'la bu telefonla dolunayı çektim. Ve çıkan sonuçların gerçekten mükemmel olduğunu söyleyebilirim. Bu telefon fotoğrafçılık konusunda çıtayı bambaşka bir boyuta çıkarmış diyebilirim arkadaşlar. Cihaz zoom tarafında gerçekten mükemmel sonuçlar veriyor. Üçüncü lensimiz de bu şekildeydi. Dördüncü kameramızda 3D ToF sensör. Yani 3 boyutlu derinlik algılayıcısı. Portre fotoğraflar çekerken bu lens bayağı işimize yarıyor arkadaşlar. 4 tane kameramızın değerleri bu şekilde. Şimdi birazcık gelelim bu kameranın performans tarafına. Huawei bugüne kadar kamera tarafındaki en başarılı markalardan bir tanesiydi. Fotoğraf tarafında çok beğeniliyordu ama video tarafında hep rakiplerine göre birazcık geride kalıyordu. Bu telefonda bu konu birazcık ele alınmış. Cihaz fotoğraf tarafındaki başarısını sürdürüyor ama aynı zamanda video tarafında da çok güzel geliştirmeler yapılmış arkadaşlar. Cihazın arka kamerasıyla 4K 60fps videolar çekebiliyorsunuz ve video performansının gerçekten çok başarılı bulduğumu söyleyebilirim arkadaşlar. Daha önce hem P30 Pro hem de Mate 30 Pro kullandım. P30 Pro modeli video tarafında rakiplerinin gerisinde kalıyordu. Mate 30 Pro'da güzel geliştirmeler yapılmıştı ama P40 Pro modeliyle bu video sorununun tamamen çözüldüğünü söyleyebilirim arkadaşlar. Evet, şu anda bu videoyu Huawei P40 Pro üzerinden 4K 60fps olarak kayıt alıyorum. Evet, şu anda bu videoyu Huawei P40 Pro ile çekiyorum. 4K 60fps olarak kayıt alıyorum. Huawei P40 Pro'nun video ve ses performansı bu şekilde. Bu arada benim görüşüm, eğer mobil fotoğrafçılıkta uğraşıyorsanız şu anda piyasadaki en iyi tercih kesinlikle Huawei P40 Pro. Hem gündüz hem de gece çok iyi fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Bu arada geniş açı kameranın çözünürlüğü arttırıldı. Aynı zamanda düşük ışıkta da geniş açı kamerayla çok güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. P30 Pro'da zoom konusunda olduğu gibi gece fotoğraflarında da bayağı büyük geliştirmeler yapılmıştı. Bu telefon da yine resmen zifiri karanlıkta bile aydınlık fotoğraflar çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu konuda da çok iddialı ve çok başarılı sonuçlar veriyor. Ben bu telefonun kamerasını her yönüyle çok beğendiğimi söyleyebilirim. Onun dışında yine genel video performansı da çok başarılı. Benim bu telefonun kamerasında eksi olarak nitelendirebileceğim tek bir özellik var. O da makro arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Mate 20 Pro ve P30 Pro cihazların makro konusunda çok başarılı sonuçlar veriyordu. Ama bu telefonda süper makro özelliği bulunmuyor. Neden diye soracak olursanız nedenini gerçekten bilmiyorum. Büyük ihtimalle Huawei P40 Pro Plus modelinde bir süper makro özelliği bulunuyordur. Ama P40 Pro Plus modelinin ülkemize geleceğini tahmin etmiyorum. Çünkü şu bu telefonun zaten yurt dışındaki satış fiyatı 1200 Euro, ülkemizde 12.000 TL. P40 Pro Plus 1400 ya da 1500 Euro olması lazım. Çünkü ülkemize gelecek olursa 14-15 bin liralık bir fiyat olacak. Bu sebeple Pro Plus modelin ülkemize geleceğini düşünmüyorum. Bu yüzden P40 Pro modelinde de süper makro özelliğini kullanamıyoruz arkadaşlar. Arka kamerayla ilgili bahsedebileceklerim bunlar. Yazılım tarafında bir özellikten bahsetmek istiyorum. Yeni bir özellik geldi arkadaşlar bu telefona. Bu da Huawei Golden Snap olarak adlandırılıyor. Hareketli fotoğraf özelliğini açtıktan sonra deklanşöre bastığınızda yaklaşık 2 saniyelik bir çekim yapıyor ve bu çekim sırasındaki en iyi sonuçları sizin karşınıza çıkartıyor. Buradaki birçok fotoğraftan en iyi olanı kendiniz de seçebiliyorsunuz. Telefonla yapay zeka ile birlikte en iyi fotoğrafın hangisi olduğunu seçip sizlere bunu sunuyor arkadaşlar. Bu Golden Snap'in ayrı 2 tane daha özelliği var. Bunlardan bir tanesi bir fotoğraf çekildiniz ama tam fotoğrafı çekerken arkanızdan biri geçmiş ve o kişinin fotoğrafta görünmesini istemiyorsunuz. Tek tıkla bu kişiyi fotoğrafınızdan kaldırabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu konuda da beklemediğim şekilde gayet başarılı sonuçlar veriyor. Onun dışında bir de yansıma silme isminde bir özellik bulunuyor. Mesela ben evin içerisinden dışarıyı çektim ama
Fotoğrafta camın yansıması gözüküyor. Bu yansımayı da yine bu özellik sayesinde fotoğraftan kaldırabiliyorsunuz. Arka kamera ile ilgili bütün bahsedebileceklerim bunlar arkadaşlar. Sıra geldi telefonun ön kamerasına. Ön kamera ile ilgili de çok güzel geliştirmeler yapılmış. Cihazda 32 megapiksellik bir ön kamera sensörü bulunuyor. Ön kamera tarafında da çok güzel geliştirmeler yapılmış. Hem fotoğraf tarafında hem de video tarafında. Video tarafına baktığımız zaman cihazın ön kamerasıyla 4K 60fps videolar çekebiliyorsunuz. Önceki model olan P30 Pro ve Mate 30 Pro'da 1080p 30fps ön kamerayla videolar çekebiliyorken bu telefonda 4K 60fps özelliğinin gelmesi bence çok güzel olmuş ve çıkan sonuçlar da gerçekten çok başarılı. Ön kameranın rakiplerine göre en büyük artlarından bir tanesi içerisinde bir gece modu bulunuyor ve düşük ışıkta da ön kamerayla çok güzel sonuçlar alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben ön kameranın hem fotoğraf hem de video performansını gayet beğendim. Artık bu incelememizin de böyle sonuna gelebiliriz. Uzun zamandır böyle uzun bir inceleme videosu da yapmıyordum. Benim için de değişiklik oldu arkadaşlar. P40 Pro her yönüyle bence mükemmel bir telefon arkadaşlar. Bana sorarsanız şu anda Android piyasasının en iyi cihazı olduğunu söyleyebilirim. Eksi olarak nitelendirebileceğim iki tane özellik var. Zaten videoda detaylı bir şekilde bahsettim ama genel olarak baktığınızda bunlardan bir tanesi stereo değil mono hoparlöre sahip olması. Diğeri ise kamerada süper makro özelliğinin bulunmaması. Google sıkıntıları yüzünden tereddütlü olan arkadaşlar varsa da Huawei bu konuda kendi yazılımlarını geliştirmeye devam ediyor ve şu anda da hani gayet bu telefon kullanılabilecek seviyede. Ben de bu telefonu bir aydır kullanıyorum ve çok memnun kaldığımı söyleyebilirim. Telefonla ilgili bütün sorularınızı da bana yorum kısmında sorabilirsiniz. Bu videoda bahsedebileceklerim bunlar arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.